Ali, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Öncelikle nasılsın, iyi misin diye sormadan önce şeyi soracağım. Normalde ben soruyorum yayın aldığım kişilere. Yorumları kapatalım mı, yoksa böyle mi devam etsin? Hiç fark etmez benim için, bir sıkıntı yok. Tamam, aşağıya odaklanmamış olursun hiç çoktan. Sadece Tamam. soruları cevap vermiş olursun. O yüzden ben buradan yorumları kapatıyorum arkadaşlar. Siz de yayınımızı izlemeye devam edin. Şöyle yorumu kapattım, evet. Hem de ben senin suratını görmüş oluyorum böylelikle. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Giresun'dayım ben de işte. Evet. Bir transfer görüşmesi vardı. Siirt'le anlaştım bu sene, Siirt Spor'la. Aynen. Hayırlı olsun hem bu arada. Sağ olasın. Bir hafta kadar oldu işte. Siirt'teydim ben de. Yeni geldim. 25 Temmuz'da işte kamp başlayacak. O zamana kadar da Giresun'da olacağım büyük ihtimal. Ne kadar anlaştın? Yani Bir kaç yıldır yıllık. anlaştın? Bir Bir yıllık. yıllık. Güzel. Allah muvaffak eylesin kardeşim. Amin, amin. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir şey yapalım. Her zamanki gibi yaşıklısın bu arada. Sağ ol. Hiç vakit Yaşlandık. kaybetmeden direkt Sen de sorular. hiç değişmemişsin. Eyvallah. Şöyle hiç vakit kaybetmeden sorularımıza başlayalım. Zaten Hadi. onda da maç var. İspanya-İtalya maçı var. Kimse de maçı kaçırmak istemez büyük ihtimal. Ben de izleyeceğim çünkü. Birinci sorumuzla başlıyorum ben. Tabii ki. Ali Zorlu kimdir? Ali Zorlu, Giresun doğumluyum zaten. 90 doğumluyum. İlk futbola Gazipaşa İlköğretim Okulu'nda ben okurken, o zaman Yüksel Uyar diye bir hocamız vardı, beden eğitim öğretmeni. Onun sayesinde ben ilk futbola başladım. Sonra o zaman futsal vardı. İlk orada beni oynattı. Orada gördü ve sonra okul takımında oynatmaya başladı. Sonrasında hocamız hem köy hizmetleri sporda da o zaman çalışıyordu. Yeni başlamıştı. Tabii ki ama orada oynayanlar benden 2-3 yaş daha büyüktü. Sonra orada beni antrenmanlara çıkarmaya başladı. Sonra orada da devam edince beni oynatmaya başladı. Tabii çok küçük Şeyle yaşta. alakalı bir durum var mıydı? Bildiğimiz üzere yani baban da topçu, Ömer abimiz de topçu. Ömer abimizden bir gen kapmışlığın var mı? Ben değil de Mustafa daha çok, biraz daha. Değil mi? Çünkü babam oyunculuk bakımından benden daha çok farklı özelliklere sahip. Yani ikimiz de çok farklı özellikleriz. O biraz daha tabii kendisi hücum oyuncusu sonuçta, forvet. Ben de çok çeşitli mevkilerde oynadım ama belki de hani golcülük tarafım biraz ona çekmiş olabilir. Değil mi? Onun kadar olması da biraz Evet. genden gelen bir yetenek. Ömer abimize de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. İkinci soruya devam ediyorum ben. 2009-2010 yılında profesyonel oldun sen. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. O dönem nasıl gerçekleşti? Başkan ve hoca kimdi o zamanlar? Ve profesyonelliğe geçiş sürecini bizlere biraz bahseder misin? Biz o zaman 2008-2009 yılında Türkiye şampiyonu olmuştuk genç takımda. Sonrasında yanlış hatırlamıyorsam ilk Mehmet Birinci zamanı, Mehmet hocamızın olduğu dönem ben profesyonel olmuştum ama ligin sonuydu. 2008 yılında profesyonel oldum. Ama 2009 yılında ilk bizi o zaman A2 ligi kurulmuştu. Türkiye şampiyonası olduğumuz Deplasman Süper Gençler Ligi'nden bir sene sonrası A2 ligi kuruldu. Biz orada oynarken o zaman da Giresunspor Levent Eriş'le anlaşmıştı. Levent Hoca da o gün maçımızı izlemeye geldi. Etbaşoğlu stadındaydı maç, hiç unutmuyorum yani o günü. Ankara Spor'la oynadık. Hatta ben o maçta hem gol attım hem kırmızı kart yedim. Talihsiz bir durum Sonra olmuş. dediler, talihsiz bir durum oldu. Hocanın geldiğini de biliyorum hani. Dedim benim herhalde futbol hayatım bitti. Yarın dediler ki kulüpten çağırıyorlar seni dediler. Ben de herhalde dedim gönderecekler diye beni. Ben kulübe öyle gittim. Sonra Evet. Levent Hoca da işte sağ olsun şey yaptı. Dedi Levent Hoca seninle görüşmek istiyor dedi. Ben de tamam dedim, gittim odasına. Tabii ben çekiniyorum hani. Bana kızacak mı, bağıracak mı, ne diyecek falan. Bana dedi ki bundan sonra dedi A takım antrenmanlara çıkacaksın dedi. Ben de tabii ki hocam falan dedim. Sonra öyle bir başladık. Sonra da sağ olsun aldığı ilk hafta beni götürdü Çanakkale'ye. Dardanel'le oynuyorduk o zaman. 22 kişilik bir kadronun içerisindeydim. Ben hani 18'e girer miyim diye düşünürken beni direkt 11 oynattı. Öyle bir Başkan kimdi o başlangıç. zaman?
başkan Olgun Peker'di. Bir Evet, Olgun Başkan oldu. zamanında, Olgun Başkan zamanında oynadım. Anladım. Yani kısaca şöyle özetleyebiliriz. Siz Türkiye şampiyonu oldunuz. O takımın Evet. içinde büyük ihtimal Onurcan da vardı herhalde. Yok, Onurcan ertesi sene onlar 94 ekibinde Türkiye şampiyonu oldu. Evet. O Biz ekiple beraber evet. senin yanına kim alındı mesela o ekipten? Başka? Eren alındı. Eren Toz alındı. Sonra Onur Demir alındı. Onur, Eren, ben üçümüz alınmıştık o dönem. Bir de kaleci Anladım. Mehmet Akif Önal. Mehmet Akif vardı, evet. Evet, doğru. Üçüncü soruya devam ediyorum ben. Hı. 3 yıl Giresspor'da oynadığın dönem içinde unutamadığın herhangi bir maç var mı? En unutamadığın böyle. Unutamadığım maç. Konya'daki maç. Düştüğümüz sene en unutamadığım maç o maçtı. Konya'da çok iyi oynadığımız bir maçta. Dakika yanlış hatırlamıyorum. 90 artı 6 7 idi herhalde. Hatta 1-1 oldu değil mi? evet 1-0 öndeydik. Ben o maçtaydım, evet. Evet, hakem hatta 2 dakika fazla oynattı. O dakika içerisinde golü yedik. Sanki zaten orada düşmüştük zaten. Direkt herkes 11 kişi yere yığıldık zaten. Hani en Evet. üzüldüğüm maç ve aklımda kalan hiç unutamadığım maç o maçtı. Anladım. Olsun. Şimdi Süper Lig'deyiz ne de olsa. Evet. 4. soruyla devam ediyorum ben. Giresunspor döneminde, oynadığın dönem içinde veya sonrasında cevaplamak istemezsen cevaplamayabilirsin. Kırgın olduğun veya kızgın olduğun birisi, birileri, herhangi bir olay var mı? Var. Yani çok var, şöyle var. Hani ben bunu Çok. söylemekten aynen şöyle ben bunu çekinmekten zaten hiç hani söylemekten çekinmiyorum yani. Sonuçta hani buradaki insanlar hep bizim ailemizden hani samimi gördüğümüz yakın insanlar sonuçta. Hani onlara karşı hani dürüst olmayacaksa da kime olacağız yani? O yüzden ben de tabii ki kırıldım. Şuradan dolayı kırıldım. Hani isim vermeyeyim. Sadece olayların üstünden geçeyim şöyle. Ya, Tamam. benim o düştüğümüz sezon o zaman bana Süper Lig'den 3-4 kulüpten teklif geldi. Hatta hani şöyle söyleyeyim. Kayserispor'dan Şota direkt yani Şota Hoca ile direkt görüştüm. Sivasspor'dan o zaman Rıza Çalınbay ile direkt görüştüm Rıza Hoca ile. Mersin İdmanyurdu'ndan Nurullah Sağlam'la görüştüm. Hani Elazığ Spor'dan da Bülent Hoca ile direkt görüştüm. Bülent Uygun'la. Hani onlara rağmen ben sonuçta hani daha 19-20 yaşındayım. Hani Giresun dışına da çıkmak istemediğim için hani çok tabii ki bir ürkeklik var. Hani hiç ilk defa gurbete çıkacağız yani. O yüzden Evet. çıkmak da istemediğim için bir de takım da düştü. Hani buradaki hani bize karşı olan düşünce yapılarından dolayı ben de çok hani huzursuz oldum. Ben burada kalmak istedim Giresunspor'da. İkinci ligde devam etmek istedim. Sonra o zamanki mevcut başkanımız bana dedi ki evet dedi senin gibi oyuncuyu nereden bulacağım ben dedi. Benim de tabii hoşuma gitti. Gururlandım yani sonuçta devam edecektim. Sonra onun üstü 5 dakika geçmeden bana telefon açtı. Bana dedi ki o zaman da Cem Karahan'la bizde Ramazan Durdu vardı o dönem. İkisini hani çok severim zaten hani hiçbir sıkıntım yok. Bana dedi ki onların olduğu yerde nasıl oynayacaksın dedi. Ben de o sene 34 tane maç oynamışım. 4 tane gol atmışım yani. Bana öyle deyince tabii benim ister istemez zoruma gitti yani. Dedim ki aynen dedim ben dedim o kapasitem yok dedim ben oynayamam dedim yani. İkincilik için konuşuyoruz o dönem için. Hani takım sonuçta ikinci lige düşmüş. Ben de hani kötü sezon geçirmiş olsam kendim için hani bireysel olarak zaten Süper Lig'den o şekilde teklif gelmez bana doğal olarak. Ben de hani açıkçası kırıldım. Ben dedim ki evet dedim ben dedim oynayamam dedim bu ligde dedim. Tamam dedim ben gidiyorum o zaman dedim. Sonra tabii ben anlayamadım düşünce yapılarını. Sonradan benim kulüpten alacağım vardı önceki geçmiş dönemlere ait. Ben çünkü bir kuruş doğru düzgün para kazanmadım Giresunspor'dan. En fazla aldım. Hani ücret onu da zarfta verdiler bana yani. Onunla mutlu oldum. O da hani çok ufak bir rakamdı, cüzi rakamdı. Hani ona rağmen ben dedim ki kendi kendime acaba niye istemiyorlar falan derken sonra öğrendim ki o seneki en son sene ikinci kez düştüğüm seneki sözleşmem de çok iyi olduğu için beni elden çıkarmaya çalıştılar ama bana o şekilde söyleselerdi eğer ki hani Ali senin mevcut sözleşmen yüksek gel bunu düşürelim
ya da hani böyle bir alacağım var, şunu halledelim deyip de beni yolcu etselerdi ben üzülmezdim, ama o şekilde bana hani git buradan der gibi hani konuşunca benim de zoruma gitti. Ben çok kırgın ayrıldım yani Giresun'dan, o yüzden son senemde. Son senende kimdi başkan? Ya onu isim vermem zaten Ya o dönem zaten beden. ya şöyle zaten 2009 senesinde Olgun Aydın'dı. 2010'da sanırım ya Osman Çırak oldu ya da Ömer Ülük olmuştu. O dönemden biri işte zaten. Zaten 3 sene İki, oynadı. ikisi, aynen ikisi de değil ama. İkisi de değil. İkisi de Ha değil. tamam. Okey. Aynen. Ben Zaten hatırlamıyorum. sen de zaten ondan sonra o seneyi zaten söylediğim zaman 2011-2012 sezonuydu. Zaten biz Evet. kayyumdaydık. Kayyumdan sonra bir Ha başka tamam şimdi hatırladım. Okey. Tamam o şimdi dönem olduğu hatırladım. için hani isim vermeme gerek yok. Zaten o da hani versen de bir sıkıntı yok. O zamanki başkan Mustafa Temel Bozbay'dı benim görüştüğüm kişi. Hı. Hani ama sonrasında biz yine Mustafa Başkan'la hani yine devamlı görüştük. O mesela kırgınlığım oldu ama sonradan telefonda da görüştük, dedi ki bana, hatta hiç unutmuyorum o günü. Ben dedi ki ay dedi kusura bakma dedi, senin de oyunculuğunu beğenmiyorum dedi. Ben dedim ki başkanım saygı duyuyorum dedim. Ha, anladım. Tamam, okey. Yani kırıldığı nokta o. O En sadece kırıldığı o. nokta o. Okey. O başka Bir bir tane şey. taraftarımızın bir sorusu var ama ondan önce bir şey soracağım. Giresspor'dan Adanaspor'a o dönemde transferin nasıl gerçekleşti? O dönemi biraz anlatsana bize. Ya o dönem işte en son işte bu konuşmayı yaptıktan sonra Mustafa Başkan'la ondan sonra ilk ben Süper Lig'e gidecektim ama yetiştirme bedelim çok yüksek çıktı. O zaman yetiştirme bedeli olduğu için işte Süper Lig'de o zamanki hatırladığım kadarıyla 600-650 bin gibi bir bonservis ücretim vardı. Ama PTT 1. Lig'e transfer olduğum zaman yarı yarıya düşüyordu. Ben de Elazığspor'la anlaştığım zaman Elazığspor bu parayı veremedi. Veremedi şöyle, çünkü benimle anlaşamadı. Benimle Elazığ o zaman Süper Lig'deydi herhalde, değil mi? Ha, Süper Lig'e çıkmıştı o sene. çıkmıştı evet. Bizim düştüğümüz sene Elazığ'da Süper Lig'e çıkmıştı. Ben de ücret konusunda benimle anlaşamayınca bonservis konusunda da tabii ki ödeme gerçekleştiremediler. Ben de o yüzden ayrıldım. Biraz transferde o zaman ben de kendim de hata yaptım. Hani bekledim o ara, çünkü Nurullah Hoca da çok aradı Mersin İdman Yurdu için. O sene Eren'in gittiği sene ben de gidiyordum normalde Mersin İdman Yurdu'na. Sonradan ben de bekleyince sonra Levent Hoca Adanaspor'da hocaydı o dönem. Levent Hoca aradı beni. Geldi de buraya, bak hani güzel bir kadromuz var, şampiyonluk yaşarız beraber. Ben de tabii ki hocam dedim, gittim. Adanaspor'a gidince de yarı yarıya bonservisim düştü. Ve kulüpten alacağım olan, hak ettiğim bir para vardı. Onu kulübe bıraktım. Üstüne de bonservis getirdim ve Adanaspor'a öyle transfer oldum ben. Ama benim arkamdan sonra ben gazeteleri açtığım zaman bir baktım Ali kulübü federasyona verdi, öyle ayrıldı gibi yazılar okudum. Hani bunlardan dolayı da benim kırgınlığım var. Sadece o konuşmayla alakalı değil yani. Anladım. Giresun basınına da kırgınsın bu arada. Hani Bir onu kesime. o Bir kesime. bir kesme. Hani hepsini tabii ki, çünkü hepsi yazmadı. Hepsi hani çünkü arkamda da durdu. Ben şimdi Giresun basında bir şey söyleme şansım yok. Çünkü benim o ilk oynadığım zamanlarda benim arkamda duran ve bana güvenen Giresun basınıydı yani. O zaman Kanal G'de yanlış hatırlamıyorsam spor programı vardı. Orada bile hani o kadar güvendiler ama onların bana güvendiği kadar ben kendime güvenmiyordum. Hani o yönden Anladım. onlara da şimdi haksızlık etmiş olmayayım yani. Anladım, anladım. Yani o dönem, o süreçten sonra iyi ki de Adanaspor'a gitmişim diyorum ben kendi adıma. Ya Senin ben adına de pardon. çok teşekkür ederim, aynen. Sonra da Samsunspor falan devam etti böyle. Evet, sonra Bir taraftarımızın bir sorusu var. Hatta ilk gönderilen sorulardan bir tanesi bu. Ağır bir sakatlık geçirmediği halde niye yükselen bir grafiği varken niye bu kadar dibe düştü diye sormuş. ya şöyle, tabii ki şimdi her futbolcunun, şimdi futbolcu kendine böyle çok pay biçmez. Hata yaptım. Hani hep karşı tarafa hata bulur. Ben her zaman mesela kendim düştüğüm zaman da karşı taraftan çok kendime de hata buldum. Benim de tabii ki yaptığım hatalar var. Ben sonuçta dört dörtlük bir insan değilim. Yani Allah'ın bir kuluyum sonuçta. İlla ki hani Aynen. benim de bir hatalarım oldu. Benim
Samsunspor'a ben şurada zaten transfer hataları çok yaptım. Onda kendime de zaten kızıyorum ama Samsunspor'a gittiğim dönem her şey aslında iyi gidebilirdi. Çünkü Samsunspor'a sonuçta Erhan Hoca bizim eski hocamızdı ve beni bilerek oraya aldı ve ben oraya gerçekten hani çok büyük bir hani ücretle gittim o dönem Samsunspor'a. Ama sıkıntı şöyle başladı. Ben kamp geçirmeden Samsunspor'a gittim. Ben çok geç transfer oldum Samsunspor'a. Onun tabii etkisini gördüm. Sonuçta hani sen de futbolun içerisindesin. Kamp görmemiş bir oyuncu ne kadar fayda sağlayabilir bir takıma yani. Evet. Sonra hocam da tabii ki beni oynatmadı. Sonradan tabii forma şansı yakaladım. Hatta Giresunspor maçından önce Denizli'de 2-1 bir galip geldik. İkinci yarının ilk maçıydı. Sonra Giresun'a geldik. Giresun'la oynadığımız hafta 4-0 biten bir maç vardı. O Evet. maçta ben 11 başlamak istedim. Hatta hocama da söyledim. Ben dedim bu maç dedim hocam bakalım ne olur dedim. Giresun'a karşı oynayacağız. Ben dedim 11 oynat dedim yani eski takıma karşı oynayacağım dedim ilk defa. Oynatmadı. Tabii ki maçın içinde de beni hani ısınmaya kaldırdı. Onun gerginliği de vardı. Oynamamanın gerginliğinden dolayı. Ben o maçtan sonra kadro dışı kaldım. Hani Giresun'daki çok insan belki bunu bilmez. Samsun Giresunspor maçından sonra ben Giresun maçından sonra kadro dışı kaldım Samsun'da. O maçta oynadın mı? Oynamadım. Oyuna girmedim sonra. Ben Oynamadın hatta mı hocayla tartıştık yani. 3-0'dan sonra beni oyuna atmak istedi. Ben de girmek istemedim. hiç? Hmm. Ondan sonra kadro dışı kaldım. Sonra takım da playoff'a kaldı. Hocam da playoff maçlarında oynatmadı o şekilde. Sonra Gümüşhane'ye gittim. Hani o da Gümüşhane'de ben kendim gitmek istemedim. Orada da kulüp anlaşmış hani tozlu giyimin sahibi vardı. Onlar sponsor oldu. Ne olduğunu anlamadım. Ben gözümü Gümüşhane'de açtım. Anladım. Anladım. Kariyerin boyunca şunu yapmasaydım dediğin herhangi bir keşken var mı? Var. Keşke Şimdi daha diyorsun çok. yani kendin şöyle diyorsun yani benim de illaki hatalarım olmuştur da bu hatalardan en büyüğü neydi? Antrenman dışında ekstra hiç çalışmamam. Hmm, Hiç evet. hani Büyük. kendi çünkü o zaman ya ben hani şimdi babamın da futbolculuk dönemini bilenler biliyor mesela. Babam için diyor çok kuvvetliydi baban diyor mesela. Ben de öyleydim. Ama babam çalışarak o kuvvetin üstüne bir şeyler katmış yani. Ben kendi vücudum kuvvetine güvenerek hani her şey böyle gideceğini sandım. Tabii yaş ilerledikçe vücut geri gitmeye başladı. Evet. Antrenmanlarda %100 çalışıyordum. Hani onu zaten herkes bilir ama antrenman dışında hiçbir ekstram olmadı. En büyük pişmanlığım o yani. Keşke Kendime biraz daha iyi çalışsaydım. bakabilirdim. Kendime biraz daha iyi bakabilirdim. Anladım. Aslında ağır bir sakatlık geçirmediğin halde niye böyle dibe vurduğunun da bir yerde göstergesi bu aslında. Kesinlikle o. Hiç bahanelere sığmaya gerek yok. Aynen. 8. sorumuzu devam ediyorum. Giresunspor takımından ayrıldıktan sonra herhangi bir dönemde Giresunspor'dan herhangi bir teklif aldın mı? Aldıysan bize bu süreci anlatır mısın? Yani sen o 3 sene oynadıktan sonra hiç Giresunspor'a gelmedin. Ama o Adanaspor'da, Samsun'da, Gümüşhane'de, ne bileyim Modafen'de oynadığın zamanlarda herhangi bir transfer teklifi aldın mı tekrardan? Adana Spor'dan sonra aslında şöyle bir şey oldu. O zaman ben dışarıdaydım, Giresun'daydım, tatildeydim. O zaman bizim Giresunspor'un yönetiminde olan Ercan abiyle İbrahim abi vardı. İbrahim Özkul'la Ercan Pamuk. Hı. Onlarla karşılaştık. Bana dedi ki ne yaptın filan transfer dönemi. Dedim ki abi dedim büyük ihtimal Samsunspor'la anlaştım dedim. Ama dedim hani gönlüm ister ki dedim keşke bura olsa. Onlar da beni Mustafa Başkan'la görüşmeye gittik. Kulüpte görüştük, oturuyoruz. Ondan sonra işte Ercan abi, İbrahim abi dedi ki başkanım dedi hani Ali'nin dedi burada olması bize dedi güzel olur dedi. Hani fayda sağlar. Takım içinde dedi bulunsun dedi. Hani zaten dedi. Ben hani zaten daha gitmeden konuştuk. Hatta ben dedim abi hani ücret talep edemem dedim. Siz dedim neyi uygun görürseniz dedim. Ben dedim oynarım ya dedim. Sıkıntı yok. Mustafa Başkan da o zaman herhalde Berkan Yıldırım vardı Adanaspor'dan. Onunla görüşüyorlardı. Beni çünkü sağ bek olarak düşünüyorlardı Giresunspor o dönem. Mevki Sağ bek dışı. aynen ben de Adanaspor'da o dönem sağ açık sol açık oynadım. Hani çok enteresan bir olaydı.
Ben de daha bir şey demedim. Dedim ki başkanım, eğer ki sen de uygun görürsen dedim. Ben dedim burada oynamak istiyorum ama dedim uygun görmezsen dedim hayırlısı olsun dedim. O da öyle düşündü. Hani dedi sen dedi gidip dedi dışarıda oynaman daha iyi olur senin için de dedi. Tamam dedim. Onun haricinde hiçbir Giresunspor'la daha da bir yani gelmek gitmek gibi bir söz konusu olmadı yani. Anladım. Bildiğin üzere 44 yıl sonra gelen bir TFF birincilik şampiyonluğu var. Süper Lig'e Evet. çıktık bu sezon. Bunu da bir taraftarımız sormuştu. Hatta burada soru işareti var orada. Oradan okuduğum soruların içinde de vardı zaten. Bu şampiyonluğu, bu gelen şampiyonluk sence şans mı yoksa bir emeğin sonucu mu? Bu Sana bence göre. ben Giresunspor tarihinde oynadığım dönemden de itibaren yani daha öncesini bilmiyoruz tabii ki. Hani sen de aynı şekilde sen ben ne kadar içerisindeysem sen benden daha fazla içerisindesin. Hani Estağfurullah. yanlışsam düzeltebilirsin beni. İlk defa bu kadar Giresunlu'nun olduğu ve Giresun insanının sahiplendiği bir takım ben hatırlamıyorum. Hani bu dönem gibi bir dönem daha hatırlamıyorum yani. Bir tane daha vardı aslında dönem. Fırat Sezer, Cihan Gökal, Emre Karaman'ın olduğu dönem vardı sanırım. Evet, doğru. Ama Bir işte de o o dönem zamanlar vardı. biz küçük olduğumuz için çok Evet. böyle hatırlayamıyoruz ama şimdiki ben bu dönemki gibi hani bir dönem daha ben hatırlamıyorum. Hani bu da başarıyı getiren en büyük etkenlerden biri oldu bence. Takımın içerisinde Giresunların daha fazla olması, sahiplenmesi hani çünkü kağıt üzerinde çok daha fazla bütçeyle beraber kadro kuran takımlar vardı. Hani burada Giresunspor'u hangi birimize sorsunlar hani ilk 7'ye ilk 8'e sokmazlar yani o kağıt üzerindeki çerçevede ama şöyle bir duruma ben de sonuçta da bu ligde oynadığım için hani ben şunu tahmin edebiliyorum zaten bu isimler kağıt üzerinde de isim oynamıyor sahada zaten. Hani Giresunspor öyle bir kadro kurdu ki öyle birbirini tamamlayan hani tabiri caizse aç bir kadro kurdu. Ve yabancı oyuncuların transferinde kimin emeği varsa hani gerçekten çok büyük bir işe imza atmış. Gelen yabancı oyuncular da çok uyumlu olduğu için sanki kaç yıllık Giresunsporlu gibi oynadılar takımda. Baldesi olsun, Nalepası olsun. Hani ben bile dışarıdan ilk defa Giresunspor'u ayrıldığım dönemden itibaren ilk defa bu kadar böyle severek takip ettim. Hani ilk defa böyle hani gerçekten çünkü keyif veriyordu. Belki oyun olarak herkes diyor ki Giresunspor kötü oynadı. Ya kötü oynadı da 12 haftadır yenilmeyen bir Giresunspor var. 12 haftada penaltıdan bir tane gol yiyen bir Giresunspor var. Hatta dönem dönem seninle de bunu tartıştık. Dedik hani insanlar çıldırmış vaziyette. Hani öyle bir yorumlar yazıyorlar ki, öyle lekeliyorlar ki. Hani geçen bu şeye benziyor. Geçen gün Sergen Yalçın televizyonda şampiyonluktan sonra bir programda böyle dedi. Dedi ki bizi dedi itibarsızlaştırmaya, değersizleştirmeye çalışıyorlar dedi. Aynen Giresunspor'da bu duruma getirmeye çalıştılar yani. Çünkü Evet. kimse Giresunspor'dan böyle bir şey beklemiyordu. Herkes çünkü kıskandı yani net bir şekilde Giresunspor'un o kadroyla, o bütçeyle o şekilde şampiyon olmasını kıskandı. Bunun başka bir açıklaması yok. Asıl cümle o, kıskandı. Evet, aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Giresunspor'da şu anda halihazırda oynayan bildiğin üzere Eren var, Onurcan var, Erolcan kardeşimiz Evet. var, Arda var. Ya bu kardeşlerimizle alakalı neler söylemek istersin? Sen sonuçta Eren'le oynadın, Onurcan senin bir sonraki dönemin, Erolcan daha sonraki dönemin. Arda mesela 16 yaşında daha, 17 yaşına girecek. Tabii ki. Ya Eren için tabii ki söylenecek bir şey yok. Unutamadığın bir anım var mı Eren'le alakalı? Eren'le çok hanım var yani. Eren hani her gün zaten görüşüyoruz. Hani her zaman buraya gelirken de konuştuk. Hani sezon içerisinde konuştuk. Sana Taraftarlardan sordu mu gideyim mi Giresunspor'a diye? zaten Giresunspor'dan hani bak isim vermeyeyim şöyle Giresunspor'dan beni aradılar. Hani bir tanesi çok sevdiğim bir hocam. Eren'in dedi hani biz dedi Eren'i burada görmek istiyoruz. Eren'le dedi bir konuşur musun dedi. Ben de Eren'e dedim ki hani ben dedim senin dedim buraya gelmeni çok isterim dedim. Çünkü dedim hani burayı biliyorsun dedim. Burası senin evin. Bir de ağır bir sakatlık geçirdi Eren. Aynı sakatlığı ben de geçirdim. Hani çok gerçekten çok ağır bir sakatlık. Hani bunun üzerine burada gelip de başlayıp devam etmen senin açından da kulüp açısından da İki tarafa da çok büyük faydası olur diye düşündüm hani. Nasip oldu. Gelmesine en çok sevinenlerden biri benim yani. Ben
Çünkü çocukluğum geçti Eren'le. Eren'in ilk futbola başladığı zamanda da beraberdik. Şimdiki zamanda da. Ya Eren için Evet. tabii ki bir şey söylememiz hani bizim haddimize değil artık. Hani Eren sonuçta çok tecrübeli bir oyuncu oldu. Eren de 31 yaşına geldi. Evet. Ama o hani Eren'in orada olması Onurcan'a, Erolcan'a, Göktan'a, Arda'ya, Fatih'e hani daha Giresun'da kim varsa Doğanay vardı herhalde ikinci yarı takım Evet. içerisinde. Evet. Hani kim var? Hepsine çok büyük faydası olur. Eren çünkü karakteristik yapısı olarak da benden daha farklı böyle. Eren daha böyle sakin, daha olgun tavırlar içerisindedir. Yani çocukları da hani ben öğreniyorum zaten. Çok yardımcı oluyor zaten. O yüzden hiç gözüm arkada değil yani. Erolcan şu anda yani senin yaşıtında değil, senin yaşıtındayken değil ama yani sen 19-20 yaşında daha böyle fiziken güçlüydün, 34 maç oynadın Giresun'da falan. Evet. Erolcan da mesela bu sene bir patlama yaptı. Tabii bu benim düşüncem sadece. Sen de aynı fikirde misin Erolcan'la alakalı? Aynı mevkide oynuyorsun bir de hani o yüzden soruyorum. Zaten hani şimdi aynı mevkide oynadığımız için daha çok böyle dikkat ettiğim oyuncular arasında Erolcan. Erolcan'ı ilk ben hani izlediğim zaman da Giresun'da oynamadan önce Ağrı Spor'da da oynarken hani Erolcan'ın yapısını gördüğüm zaman oyun stilini gördüğüm zaman kendime çok benzetiyordum. Hatta şu an taraftarlar mesela ona da dikkat ettim. Taraftarlar mesela Erolcan'ı şu şekilde eleştirdi. Hani hücumsal yönden hiç hani biraz daha katkı sağlasa filan. O zaten zamanla Erolcan bu sene daha farklı olacak. Herkes bunu görecek. Süper Lig'de daha da rahat oynayacak. Çünkü ben de öyle. Ben alt lige düştükçe gerçekten daha çok zorlandım. Ama üst ligde oynarken bana şu an sorsan oynadığın ligler arasında en kolay hangisiydi? Petide birinci lig. Şimdiye En kadar da üst lig. TFF birinci lig. Hani şu an Evet. Erolcan bu sene ben Erolcan'ın daha büyük bir patlama bekliyorum. Hatta çünkü kimse şaşırmasın. Kerem Aktürkoğlu geçen sene bizimle aynı ligde oynarken bu sene A milli takım kadrosundaydı. Euro 2020 A milli kadrosundaydı yani. Erolcan neden olmasın? Şu an milli takımda o bölgede sıkıntı var. Ben Evet. Erolcan bu sene hem oynayacağını düşünüyorum hem de gerçekten çok büyük bir patlama yapacağını düşünüyorum. Giresun'a ne belki de tüm sıkıntılarını giderebilecek potansiyelde bir oyuncu. Giresunspor'u bu o sıkıntılı dönemden rahatlığa kavuşturacak. Gerçekten çok ciddi paralar kazandırabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Erol Can'ın. İnşallah, inşallah. Giresunspor'da altyapıda yetişen gençlere, genç kardeşlerimize önerin neler? Ya onlara tabii ki hani hocaları sonuçta hocaları var. Hepsi hani onlara gereken bilgileri verirdir. Aileleri olsun Şimdi hepsi şöyle soruyorum. Hocalarının top oynamalarını göremedikleri için dolayısıyla yakın zamanda kim vardı mesela? Biz seninle aynı yaşıtız. Ben tribündeyken sen mesela sahadaydın. Ne bileyim 15 yaşındaki çocuk şu anda mesela seni izleme fırsatı bulabiliyor. O yüzden soruyorum. Tabii ki hani günden güne zaten futbol çok gelişti. Bizim zamanımızdan itibaren bile hani imkanlar da daha çok sağlanıyor kulüpler tarafından. Tabii ki ben hani mümkün olduğu kadar da hani izin gününde böyle boş olduğum zamanlarda zaten antrenmanlarını izlemeye gidiyorum yani çocukların. Gerçekten hani bilmiyorum bana mı öyle geliyor da şu anki hani 2006-2007 doğumlu geçen hani antrenmanlarını izlemeye gittim. Gerçekten inanılmaz yetenekli oyuncular var. Gerçi inanılmaz etti ve hani Giresunspor'un bence hatta şu an Süper Lig'e de çıkmışken altyapısının ciddi anlamda yatırım yapmasını hani gerçekten çok isterim. Çünkü bu oyuncuları başka türlü hani dışarıya kaptırmayalım. Şimdi bir Soner Gönül örneği var. Burada Giresunspor altyapısından çocuk Galatasaray'a gitti. Oradan Erbaa Spor'du, Buksaç'tı falan derken şimdi Samsunspor gibi bir camiaya transfer oldu. Hani bu bizim için gurur tabii ki ama böyle oyuncular gerçekten oyuncular var. Bunları bizim altyapımıza, bizim A takımımıza kazandırmamız lazım. İsmail Aslan İsmail nerelere Aslan. gitti? Ne oldu? Aynen öyle. Hani gerçekten bunu biz söylemiyoruz ki. Dışarıdaki insanlar bile diyor ki hani dedikleri ben 9. kulübüm bu sene imzaladığım. Herkesin hani aklına nasıl kalmışsa Giresun insanı diyor. Giresun'un futbolcuları diyor inanılmaz yetenekli. Sadece diyor işlev görmemiş. Evet. Hani Altyapısı sağlam değil yani. altyapısı sağlam değil diyor yani. Yoksa bizim şu an hani bizim Giresunspor altyapısından itibaren Trabzonspor'dan da tabii ki çok oyuncu çıktı ama Giresunspor'dan da şimdi bakarsan kaç tane oyuncu dışarılarda oynadı? Şu an Giresunspor A takımında oynadı. Hatta bu sene şampiyon
olan kadronun içerisinde kaç tane Giresunlu çocuk oynadı yani. Evet. Bu Evet. gerçekten gurur verici şeyler. Ama tabii ki en önemlisi, hani bize de söylüyorlardı. Tabii kulak arkası edecekler. Şimdiki kardeşlerimiz de öyle ama çalışmak yani. Fedakarlık istiyor yani bu meslek. Bu meslekte fedakarlık yapmadan başka hiçbir şekilde gelişim sağlayamaz. Evet, biz o zamanlarda burada izleyen arkadaşlarımıza anlatayım. Biz o zamanlarda tribünde olmak için mesela Ali Zorlu'nun, mesela Eren'in, ne bileyim Emre Karaman'ın, Fırat Sezer'in veya Ramazan Durdu'nun, Levent abinin, Levent Ereş'in, Evren Avşar'ın, mesela bunların maçtan çıkmasını beklerdik ki adamların böyle koluna dokunduğunda demir gibiydi vücutları. Hani ne oluyor falan diyorduk o zamanlarda. Yani anlatmak istediği şey çalışmak, çalışmak, çalışmak. Hala mesela Eren Süper Lig'e yükseldi. UEFA'da falan da oynadı. Şimdi mesela Eren'in hala vücuduna dokun. Eren'in hala vücudu demir gibidir yani. Bunun da sonucu Evet. çalışmaktan geçiyor. Eren zaten çok güçlü bir oyuncu. Ben de mesela onunla hatta aramızda geçen öyle çok muhabbet oluyordu. O bana böyle takılıyordu. Sen diyordu affet yani tabirse domuz gibisin, şey gibisin diyordu. Ben de diyordum ki bana diyorsun diyordum. İdmanda benden çok çalışıyorsun. Hep Eren Evet. daha çok bana göre daha çok böyle hep ağlardı. Hani idmanda hani öpüf yapardı ama Eren daha kuvvetliydi benden. Ben hala söylüyorum ona. Sen daha kuvvetlisin ve bu sene yani öyle bir ağır sakatlıktan çıkıp böyle bir performans sergilemek Evet. hani oyunculuğun ziyade tabii ki onun oyun zekası, Eren'in gerçekten üst düzey bir oyun zekası var. Hani oyunculuğu yeteneği gerçekten tartışılmaz ama gerçekten de kuvvetli bir oyuncu. Evet. Son olarak eski bir Giresunspor olarak Giresunspor'u taraftarlara söylemek istediğin bir şey var mı? Neler demek istersin? Ya onlar için şunu söyleyeyim öncelikle. Gerçekten çok sevindim. Bu pandemiden dolayı onlar da biz bir yıl boyunca takımlarını canlı tribünlerde takip edemediler, izleyemediler. Yanlarında olamadılar. Hani onlar için de gerçekten çok sevindim. Onlar için öncelikle bir hayırlı olsun diyeyim. Onlardan tek ricam hani gerçekten hani gördüğüm zaman da istiyorum ki takımlarına sahip çıksınlar. Hani kimselere takımlarını hani bu takımı bu şehre kimseye böyle eleştirme, hani kötüleştirme, itibarsızlaştırma çalışırken onlar takımlarını her zaman desteklesinler. Tabii ki bunlar da hani oynayanlar da insan sonuçta, futbolcu ama onların da bir hayatı, özel hayatları var. Hani o gün gününde olmayabilir, kötü olabilir, kötü oynayabilir ama hiç kimse bile bile o sahaya çıkıp kötü oynayamaz. Kötü oynamaz zaten, öyle bir şey yok. Hani insanlar ailesini kaybediyor, çocuğunu kaybediyor, öyle maça çıkıyor yani. O sahaya çıktığın zaman sen de biliyorsun. Hiçbir şey düşünme şansın yok ki. Çünkü beyin Aynen. ister istemez oraya odaklanıyor. Hani Evet. inşallah takım da başarılı olur. Gerçekten hani ince eleyip sık dokuyan bir takıma sahibiz bu sene. Gerçekten transferlerde biraz sessiz gibi görünse de ben inanıyorum ki çok nokta atışlar yapacaklardır. İnşallah başarılı olur. İnşallah. Ali'cim çok teşekkür ediyorum kardeşim benim. Giresun'a geldiğimde de en kısa zamanda hem mekanına gelirim inşallah hem de İnşallah. Giresun'da da görüşmüş oluruz. Ben çok teşekkür ederim böyle bir yayın için. Gerçekten Aynen. çok güzel oldu benim için de. Çok teşekkür ederim. Bugün Evren abimi de ekledim. Evren Avşar'ı. O da sağ olsun geri döndü. Emre abiyle bir yayın yapacağız. Böyle ara sıra Giresunspor'lu eski futbolcularla yayın yapmak istiyorum. Mesela Levent abiye ulaşmak istiyorum. Çok Olabilirse. güzel. Hem Giresunlar'da bizden yaşça küçük olan insanlar var şu anda. 15-16 yaşında. Ben mesela 17 senedir tribündeyim. Şu anda 15-16 yaşındaki çocuklar daha doğmamıştı bile o zamanlarda. O Evet. yüzden tanımıyorlardı Giresunspor topçuları. Ben de öyle bir şey yapmak istiyorum. Tekrar teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Hayırlı akşamlar kardeşim. Eyvallah. Görüşürüz.